Merhabalar, Ramazan'ın 10. gününde Eşref Paşa Kocatepe Mahallesi'nde Muhtar Bey'in verdiği yemeğe geldik hep birlikte. Şu an yanımda Keklik Gıda'nın sahibi Fatih Bey var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan sıcaklardan dolayı biraz zor gidiyor ama gidiyor elhamdülillah. Ne zamandır buradayız? Burada 70'lerden beri babamlar burada. Daha sonra biz devraldık babalardan. Yaklaşık bir 10 senedir de abimlerle bizi idare ediyoruz, biz yürütüyoruz. Kıyaslama yaparsak eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanlar arasında nasıl bir fark var? İş olarak mı yoksa maneviyat olarak mı? İş olarak vallahi eskiden biraz daha iyi gibiydi eski Ramazanlar. Daha hareket vardı. Şu an bilmiyorum, piyasalar biraz daha kırgın Ramazan ayında. Ama güzel geçiyor yine ya. Yani çok şükür. Peki şunu sormak istiyorum. Ramazan nasıl geçiyor? Yorucu. Sıkı yani, sıcak. Başka bir yani bir sıkıntımız yok. Şu an mahalle halkı olarak yaşadığınız bir durak sıkıntısı var. Bunu sizden öğrenebilir miyim? Bunun sebebi durağın yerini, konak istikametinin durağın yerini değiştirdiler. Olmayacak bir yere koydular. Caminin önünde lambalar var. Durulmuyor ve yer dar. O yüzden yani tekrar eski yerine alınmasını istiyoruz. Yolda çok büyük sıkışıklık sebep oluyor. Yani sebebi bu yani. Değiştirsinler. Eski yerine alsınlar. Amacımız o. Şu an iftar yemeği için geldiğimiz Eşref Paşa'da vatandaşın bazı dertleri var. Hemen mikrofonumu uzatıyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Hüseyin Dalbıdakoğlu, Eşref Paşa çerezcisi. Çerezci Uğur'un vekiliyim yani. Kaç yıldır buradayız? 1948'den beri çerezci. Sizden şikayetinizi alabilir miyim? Şikayetimiz esnaf olarak durağımız buradan kalktı. Halk çok perişan durumda. Herkes geriye durak sormaktan bıktık. Hani bir ben parti olarak söylemeyeyim de artık. Hani herkes şikayetçi. Herkes gel derdini burada bize yanıkıyor. Bak kağıtlarımız dolu, içinde kağıtlar var, içinde bir sürü bak. Herkes şikayetini yazıyor, buraya gidiyor. Hani biz diyoruz ki durağımız bir evvel buraya gelsin. Hani esnaf olarak herkes buradan memnundu yani. Hiç olmazsa akşamları insan oluyordu. Şimdi gece saat 9'dan sonra kimse yok burada. Durak da yok. Yani ne bileyim, durağı herkes, arkadaşlara sorun. Herkes durağını istiyor burada esnaf olarak. Hani başka bir diyeceğim yok yani. Bir evvel durak gelsin buraya. Ramazan'ın 10. gününde Eşref Paşa'dayız. Malumunuz üzerine en çok tüketilen tatlardan biri tulumba tatlısıdır. Yanımda bu işin ustalarından biri var. Merhabalar. Merhaba. Nasıl buluyorsunuz Ramazan'ı? Ramazan Eşref Paşa halkı için çok güzel geçiyor. Yani şu anda biz işte iyi geçmesi için, tatlı geçmesi için elimizden geldiği kadar tatlı üretmeye çalışıyoruz. Ramazan tulumbasının her sene olduğu gibi zaten Eşref Paşa'nın gözde tatlarından tulumbayı en iyi şekilde Eşref Paşa halkına çıkarmaya çalışıyoruz. Ve yani şu anda çalışıyoruz yani. Devamlı hiç yetiştiremiyoruz. He. Bir esnaf olarak bir şikayetiniz var mı? Hayır, şu anda herhangi bir öyle bir şikayetimiz tulumba tatlısı demişken tabii ki Ramazan pidesini de unutmuyoruz. Hemen mikrofonlarımızı esnafımıza uzatıyoruz. Nasıl gidiyor Ramazan? Vallahi şu anda güzel gidiyor. Betli, bereketli geçiyor. Bu yıl her Ramazan'dan biraz daha sıcak olduğundan dolayı işlerimiz düşük ama yine de şükürler olsun. Ramazan'ın vermiş olduğu manevi bir şey yetiyor bize. Biz de her zamanki gibi Ramazan'a hazırlıklı olarak başlıyoruz. Elemanlarımızla, ekipmanımızla devam ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vekilim TV'de vatandaşımıza mikrofonumuzu uzatmaya devam ediyoruz. Dilek Hanım yanımda. Merhabalar. Merhaba. Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Herkese hayırlı olsun Ramazan'ımız. Böyle. Eşref Paşa ile ilgili bir düşünceniz, beklentiniz? Tabii. Beklentimiz var. Özellikle bu kaldırım sorunları, beklentimiz kaldırım sorunlarına çare getirilmesini istiyoruz. Bizim mesela kısıtlı, belirli bir alanımız var. Ürünlerimizi teşhir için bir teşhir alanı istiyoruz mesela. Trafik sıkışıklığı en önemli mevzu. Burada dönüş, özellikle dönüş alanlarındaki kazalar trafik sıkışıklığına mani oluyor, engel oluyor, müşterilerimize sıkıntı yaratıyor. Böyle bu tarz şeylerden yol problemini bence çözülmesi gerekiyor.